Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bugüne kadar bu anakartla, bu soğutmayla çok deneyler yaptık. Bugün de bir deney yapacağız. Öncelikle bu sıvı soğutma içerisindeki normal sıvı yerine antifriz koyup öyle bir test yapmıştık. Daha sonra çiçek yağıyla bir test yapmıştık. Çiçek yağında fazla performans vermemişti. Çiçek yağını bunun içerisine boşalttım, temizledim. Şu anda içerisi boş. Bugüne kadar YouTube'da hiç yapılmamış bir deney yapacağız. Elma sirkesiyle bu sıvı soğutmanın içerisini dolduracağız ve ısı testi yapacağız, oyun testi yapacağız ve durumu hep birlikte göreceğiz. Ritim durmaz, hayal gücümüzle dünya bambaşka olmaz mı sence? Benimle bu yolculuğa katıl, her yeni gün bir fırsat. Necdet Delioğlu burada, teknolojiyle dolu hayat. Windows'umuzu kurduk. Sıvı soğutmamız çalışmaya başladı. Masa üstüne geçmeden önce BIOS'taki ısılara da bakmanızı istiyorum. 35 santigrat gayet normal bir ısı. Şimdi gelin bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Birkaç ısı testi yapalım. Stres testi yapalım. Hatta bir de oyun oynarız. Videomuza son veririz. Oyuna geçmeden önce, stres testine geçmeden önce boştaki ısılarını da görmenizi istiyorum. 32, 31. Şimdi gelin bir de stres testi yapalım. Aynı zamanda bilgisayara Valorant kurdum. Valorant'ımızı da oynarız. En azından oyunda da test etmiş oluruz. Şimdi bir de Intel firmasının işlemciler için ürettiği programı çalıştıralım. Evet, stres testine başladı. Isılarımızda dolayısıyla yükselmeye başladı. 46, 48, 47 arasında gidip geliyor. Şu anda işlemci tam kapasite çalışıyor. Yani başarılı diyebilirim. 51, 48 bu arada gidip geliyor. Şimdi gelin bir de oyun oynayalım ve videomuza son verelim. Şimdi oyuna başlıyoruz. Şu anda oyuna daha girmeden GPU 38, CPU 43, 44, 45. Bakalım 70'i 80'i bulacak mı? Karşılaşma bulun. Karşılaşmada bulunduğuna göre oyuna giriyoruz demektir. Şu anda aynı zamanda OBS'den kayıt alıyorum. Onu da hesaba katmak lazım. Hem kameramızı çekiyor hem de ekranı çekiyor. O da bayağı hatırı sayılır. İşlemciye yükler bindiriyor. Tabii. Sen onları bulursun. Ben de seni bulurum. Isı da 100'ü bulursa sen beni zor bulursun. 59, 60. 60'ı bulduk. 90'a kadar yolu var. Keskin sirke küpüne zarar diyorlar ya. Sirkeden dolayı soğutucu blok üzerindeki bakır zarar görecek mi? Onu çok merak ediyorum. Allah! Dolduruyorum. Daha oyunun başında Spike indik ya. Sirkeden dolayı zarar görür mü? Onu da kısa vadede değil de uzun vadede, yani bir 6-7 ay, hatta 1 sene gözetlemek lazım. Yani 1 sene bu sirkenin sıvı soğutma içerisinde kalması gerekiyor ki o bakırın zarar görüp görmediğini böyle anlayabilirim. Bu deneyi sürdürebilirim arkadaşlar. Yani uzun vadeye yayabilirim. 6 ay. Bir düşman kaldı. Bir düşman mı? Şunlardan da alınıyor mu ya? Ya alalım şunlardan da. İyi bir silah aldım ama hadi bakalım bir iki düşman vuralım ya, ayıp olur yani. Yapma ya. Isılar 56, iyi, güzel. Yani orijinal bir sıvı soğutma gibi mükemmel diyebilirim. 60 santigrat, 55 santigrat kabul edilebilir bir ısı yani oyunda. Allah, ikimizi birden indirdi ya. Oy bizimkiler indirdiler ha. Al başladı. Son oyun. İki kişiymiş ya. Birini vurdum, öbürü beni indirdi ya. Get. Of. Yeterince iyi indirdik ha. Of. Arkadaş ya. Ne görecekler? İndirdim arkadaşlar. İndirdim. Of. Yaktılar bizi. Oy. Ne oluyor ya, daha bismillah demeden indirdiler. Aldık gibi maçı arkadaş. Evet, bir tane kaldı. Şunu da indirsek. Hop gitti. Kazandık. 10'a 3. Spike ortada düş. Haydi be. Abi yine sopa yedik ya. Dolduruyorum. Son eli oynuyoruz ve 57, 58, 60, 61'i geçmedik. Bir düşman kaldı.
Saldıranlar kazandı. Evet. Bugün ölmeyeceğiz. Dolduruyorum. Oyunu kazandık arkadaşlar. 55 iyidir. Yani mükemmel bir ısı diyebilirim. Ve böylelikle bir test videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 2 saattir çalışıyor. 2 saatten daha fazla oldu aslında. Çünkü oyunu indirdim, kurdum, bu arada da çalıştı. Gayet iyi. İşlemci her ne kadar zayıf bir işlemci olsa da biz buradaki işlemci gücüne göre bu testi yaptık. Siz bunu bu işlemcide değil de başka bir işlemcide yaptığınız zaman buradaki ısılar muhtemelen 5 derece daha fark edebilir. Yani 60 değil de 75, hatta 80'i bile bulabilir. Yani sirke ile bir sıvı soğutmanın iş yaptığını kanıtlamış olduk. Uzun vadede, yani en az 1 sene bu sıvı soğutmayı bu sirke ile çalıştırıp öyle gözetlemek lazım. Normal içerisinde kimyasal varmış gibi davranıyor. Ara ara oyun oynamak lazım, çalıştırmak lazım. Dediğim gibi bu veriler kısa vade verileri. Ama yine de bu haliyle elma sirkesi çiçek yağını geçti. Çiçek yağı biraz daha yoğun olduğu için, motor sirkülasyon yapamadığı için ısılar 100 dereceyi buluyordu. Burada tek bir şüphem var. Hani şöyle bir atasözümüz var ya, keskin sirke küpüne zarar verir. Acaba bu sirke soğutucu blok üzerindeki bakıra zarar verir mi? Sirkeyi boşaltmayacağım. Ara ara kullanacağım. Bununla oyun vesaire oynayacağım. 6 ay sonra buraya bir not düşelim. 6 ay sonra bir daha test yapalım. Yani bu şekilde oyun oynayalım. Stres testi yapalım ve söküp iç kısmını inceleyelim. Bakıra herhangi bir zarar vermiş mi? Sıvı ne kadar azalmış? Onu da o videoda göreceğiz inşallah. 6 ay sonra Allah nasip ederse bu sirke videosunun devamı gelecek diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.